birçok insanın bahçesi yoktur ve genelde saksıda domates, biber, patlıcan gibi fide yetiştirmeye çalışırlar. İşte bu videomuzda saksıda domates yetiştirmenin püf noktalarını göstereceğiz, anlatacağız. Domates yaz bitkilerinden bir tanesidir. Ilıman iklimlerde Nisan ayında, karasal iklimlerde ise Mayıs ayı içerisinde dikilebilir saksılara veya tarlaya, bahçeye. Biz şimdi saksı olarak şu şekilde teneke kullanacağız. Sizin elinizde böyle bir teneke varsa, altına tabii delikler açmak kaydıyla, drenaj delikleri, böyle bir tenekeyi de kullanabilirsiniz. Benim böyle bir tenekem yok, ulaşma imkanım yok derseniz de normal plastik kaplar da kullanabilirsiniz. Ama bir miktar derin olmasına kabın dikkat etmeniz gerekir. Şöyle de yapabilirsiniz. 10 litrelik böyle biraz büyükçe olan su kaplarının üst taraflarını kesip öyle su şişelerinde de yetiştirebilirsiniz. Ama biraz derin olmasına dikkat edin. Yani derinlik en az 30 santim olursa gayet başarılı sonuçlar alırsınız. Neden? Çünkü domates oldukça fazla kök yapan ve köklerini derinlere doğru indiren bir bitki olduğundan dolayı böyle küçük toprak parçalarında yetişmesi zordur veya verimsiz olur. Biraz derince yaparsanız daha fazla verim alabilirsiniz. Peki domates çeşidi olarak saksılarda neyi yetiştirmemiz daha uygun olur? En güzel saksı domatesi sırık domatesidir arkadaşlar. Bizim yerimiz, yurdumuz, bahçemiz olmadığından dolayı domatesleri nereye doğru? Yukarıya doğru büyüteceğiz ya balkonumuzda. Siz de balkonunuzda veya terasınızda bu işi yapacaksınız. Sırık domates tavsiye ederiz. Neden? Şöyle de bir ayrıntısı var. Mesela yer domatesleri bir kökü 7-8 kilo civarında meyve verir. Ortalama yarı sırık domatesler 12-15 kilo civarında meyve verir. Sırık domatesler ise 15 ila 20-22 kilo arasında meyve verir bir kökten. Yani sizin şöyle bir 5-10 kök domatesiniz olmuş olsa bütün ailenin domates ihtiyacını yaz boyunca karşılayabilirsiniz balkonunuzdaki saksılarla. Gelelim toprağımıza. Toprağımız bahçe toprağından kendi imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz humuslu toprak veya kompost. Son derece zengin içerikli bir toprağımız oldu. Siz de böyle bir toprak kullanabilirsiniz veya bahçe toprağı ile çiçek toprağını karıştırabilirsiniz. Bahçe toprağı bulamıyorum diyorsanız marketlerden alabileceğiniz torf da, çiçek toprağı da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bir tane örnek olarak size dikim gerçekleştireceğiz. Ondan sonra ben diğerlerini yapacağım. Bu tenekeler arkadaşlar bizim bal tenekeleri. Bal tenekeleri içindeki bal bittikten sonra atmıyoruz çöpe. Bu şekilde bitki yetiştirmek için kullanıyoruz. Teneke içerisinde sebze yetiştirmenin bir avantajı da şu. Bitkilerin demir ve mangana ihtiyaçları vardır. Tenekede içerisinde demir elementi bulunduğundan dolayı bitkilerin ihtiyaç duydukları demiri bu teneke aracılığıyla bu şekilde siz sağlamış olursunuz. Evet, şimdi yarıyı hafiften geçecek şekilde toprağımızı doldurduk. Hemen solucan gübresi de getirdik. Evet, sırık domatesimizi şu şekilde dikeceğiz. Şimdi kameramanımız da dedi çok derin değil mi diye. Çok derin değil arkadaşlar. Bakın şöyle iki avuç solucan gübresi altına koyduk. Solucan gübresi ne işe yarar? Bitkilerin saçak kök yapmasını ve hızlıca kök sistemini geliştirmesini sağlar. Aynı zamanda bu toprak içerisinde oluşabilecek mantar ve bakterilerin oluşmasına mani olur. Ve bitkinin ihtiyaç duyduğu azot, fosfor, potasyum, kalsiyum gibi elementleri de sağlar. Doğal bir gübredir ve bitkiler için faydalıdır. Bakın altına bir miktar ne yaptık? Solucan gübresi attık ve şimdi kenardan doldurmaya devam edeceğiz. Tamamdır. Dikim işlemi gerçekleşti. Niye biraz derine diktik arkadaşlar? Çünkü bu domates biraz daha büyüyecek. Büyüdükçe biz dibine toprak dolduracağız. Toprak dolduracağız ve toprağımız bir süre sonra ta buraya kadar yükselmiş olacak. Böylece biz domatese yeni köklenme alanı oluşturacağız. Buralardan da yani şu anda gözüken
Hatta belki kamera yaklaşsa şu böyle minik dikenleri görebilirsiniz. O dikenler var ya, onların hepsi bir kök adayı. Oraya zamanla toprak dolduracağız ve oralardan da yine kök salmasını sağlayacağız. Ne kadar çok kök salabilirse bir bitki, o kadar iyi ilerler ve verimi yüksek olur. İleride toprak doldurması yapacağımızdan dolayı biraz aşağıya diktik. Evet, bu işlemi böylece tamamladık. Şimdi bir de yine toprağına, toprak içerisinde oluşabilecek bakteri ve mantarları önleme adına hafiften şöyle bir kükürt atıyoruz. Böyle bitkinin yapraklarına da atabiliriz. Şimdi toprağını harmanladık. Hemen sulamasını da yapalım. Evet, tamamdır. Ben diğer tenekeleri de aynı şekilde dikimini gerçekleştireceğim domateslerimizin. Evet sevgili arkadaşlar, işte bundan yaklaşık 1,5 ay önce tenekelere dikmiş olduğumuz domateslerin son hali. Siz de tenekede veya saksıda domates yetiştirebilirsiniz. Bunlar artık verim dönemine geldiler. Kimisi çiçekte, kimisi meyvede yeterince büyüdüler ve bunların her birisini bakın iplere aldık. Burası bizim balkonumuzun hemen önü. Balkon demirine iple bağladık. Bundan sonra yavaş yavaş ipe sarılarak büyümeye devam edecekler. Siz de bu şekilde domates yetiştirebilirsiniz saksılarda veya tenekelerde.